Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, beğenmeyi ve bir dahaki gelen faydalı video için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle bugünkü konumuz tavşanların kemirme oyuncakları olacak. Hep birlikte tavşanların kemirme oyuncakları nelerdir? Bunlara bakacağız. Ben hepsini şu şekilde kağıtlara not aldım. Bazı şeyleri unutmamak için bu kağıtlara sürekli bakacağım. Çünkü bazı yabancı kelimeler var ve aklımda tutmakta zorlanabiliyorum. Hadi başlayalım. İlk birinci oyuncağımız neymiş? Ona bakalım. Eslan kemirme çiçeği. Bu çiçeği alarak tavşanlarınız dişlerini törpüleyecektir. Şimdi ikinci oyuncağımıza gelelim. Pavise kemirgen oyuncak seti. Üçüncü oyuncağımız, kemirme oyuncağımız ise Trixie kemirgen oyuncak seti olacak. Bunların fotoğraflarını buralara bırakacağım. 4. Carly'e doğal kemirme tahtası. Bu arada şunu da söyleyeyim, siz bu kemirme oyuncaklarını tavşanlarınıza aldığınızda bazı tavşanlar kemirmek istemeyebilir, sevmeyebilir ama siz aldıkça, denedikçe hangisini daha çok seviyorsa bu kemirme oyuncak, işte o kemirme oyuncağını almaya devam edeceksiniz. Bu kemirme oyuncaklarının hemen, yani eğer video uzun olmazsa ben tavşanların kemirebileceği ağaçları da koyacağım buraya. Eğer yoksa da diğer bir ikinci video yapmayı düşünüyorum. Eğer video uzun olursa. Hadi bakalım şimdi diğer kemirme oyuncağımız neymiş bakalım. 5. Fair Plus Hamster kemirme tahtası. Bunun hamster kemirme tahtası olduğuna takılmayın. Bu kemirme tahtası aldığınızda bir guinepig veya hamster ya da fareler için uygun bir tahta yani. Sadece adı değişmiş. Yani bir yere gittiğinizde bu tahtaya hamster diyebilirler. Tavşan da diyebilirler. Size guinepig kemirme tahtası diye postalayabilirler. Ama bunun hamster olduğuna takılmayın. Bunu alın, tavşanınız hangisini seviyorsa bunu alın, tavşanlarınıza sürekli aldırın, yanında bulunsun, dişlerini bir güzelce ne törpülesin. Unutmayın ki tavşanlarda diş sağlığı çok önemli. Özellikle bu konu üstünde duruyorum. Çok önemli olduğu için. Hadi diğer bir oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar, bunda çok fazla yabancı kelime olduğu için bunu notuma bakarak söylemek istiyorum. Bakalım o zaman. Duo Wooden Bendy Britge kemirme tahtası. Bunu da tavşanlarınızı alarak tavşanlarınız dişlerini törpüleyebilir. Bu arada saymış olduğum bu kemirme oyuncaklarını ister tavşanınıza, ister guinepiginize, ister hamsterınıza alabilirsiniz. Ama şu anda yoğunluklu olarak tavşanlar üstünde olduğu için tavşanlarınıza alabilirsiniz. Hadi diğer bir oyuncağımıza geçelim. Diğer bir oyuncağımız ise Trixie tuzlu mineral kemirme taşı. Aslında bu yalama taşı diye de geçiyor. Bunu alarak tavşanlarınız tuz ihtiyacını karşılıyor. Diğer bir oyuncağımıza geçelim. 8. Trixie ahşap kemirgen topu. 9. Quick kemirgen kalsiyumu. Bu normalde benim almış olduğum mısır şekli var. Bunun çok farklı şekilleri falan da var. Bir dakika. Şurada görmüş olduğunuz şekilde ben mısır olanını aldım. Sizin tavşanınızın hoşuna mısır olanı gitmeyebilir. Çileklisi var. Hatta bunlara kemirme taşı diye geçiyor. Hatta 10. maddemiz kalye kemirme taşları olacak. Bunlar yani çeşitleri falan var. Alabilirsiniz. Ben mısır olanını aldım. 11. oyuncağımızda Carly'nin vitamin ve mineralli kemirme taşları. Bunları da tavşanlarınıza alabilirsiniz. Arkadaşlar, bunda da yabancı kelime var. Bunu da kağıdımdan okumak istiyorum. Bazı İngilizce kelimeleri karıştırabiliyorum ama bunu kağıdımdan okuyacağım.
diyor ki Euro Gold, yani bu 12. maddemiz, 12. oyuncağımız Euro Gold doğal ahşap çiftli kemirgen platformu. Bunu da alarak tavşanlarınız bununla oynayarak dişlerini büyük bir zevkle eğer seviyorsa kemirecektir. 13. maddemiz ise Carly'nin Hindistan cevizi. Bunu da okuyacağım. Çünkü çok uzun bir cümle olduğu için unutuyorum. Ezberim yok. 13. oyuncağımız ise Carly'e Hindistan cevizi ipli ahşap kemirgen oyuncağı. Eğer tavşanınızı bu oyuncağa alıştırırsanız ve tavşanınız bu oyuncağı kemirmeyi severse bir nebze de olsa kabloları kemirmekten uzaklaşabilir. Umarım almış olduğunuz tüm oyuncakları tavşanlarınız büyük bir zevkle kemirir. Tavşanınızın kemirebileceği diğer bir oyuncak ise bu şekilde olan kuşlar için üretilen gaga taşları olacaktır. Tavşanlar bunu yani seven tavşanlar bunu illaki kemirecektir. Diğer bir oyuncak ise şu şekilde çöp şişler almanız. Bu çöp şişlerin şurasının böyle kalın olan, yuvarlak olanlar bir de bu şekilde olan çöp şişlerden almanız olacak. Bu çöp şişleri alarak da tavşanlarınız çok güzel bir şekilde dişlerini törpüleyecektir. Diğer bir oyuncak ise şu şekilde çam ağaçlarından toplamış olduğunuz kozalaklar olacaktır. Bununla da tavşanlarınız çok güzel dişlerini törpüleyecektir. Diğer bir oyuncağımız ise tavşanlar için şu şekilde ağaçlardan toplamış olduğunuz güzel, harika ağaç dalları olacaktır. Tavşanlarınız yine bunlarla birlikte dişlerini törpüleyecektir. 14. Pavise Hamster kemirme oyuncağı. Bunu da söylediğim gibi hamster olmasına takılmayın. Tavşanlarınızı alın. Sonuçta fare de bir kemirgen. Tavşan da bir kemirgen. Ben de harçlıklarımı topladıkça bu oyuncakları alacağım. Aldıkça sizinle paylaşacağım. Hadi diğer bir oyuncağımıza geçelim. Carly'den Himalaya kemirme taşı. Arkadaşlar tavşanlarınız bu taşı kemirmeyi severse gerçekten çok ama çok yararları var. Bunlardan birkaç tanesini sizin için söyleyeceğim. Bu Himalaya taşının ilk faydası, daha önce söylediğim gibi diş bakımı zaten yapıyor. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eklem sağlığı ve tırnak sağlığı için önemli. Bu taş Himalaya taşı gerçekten eğer tavşanlarınız severse çok faydalı bir taş olduğunu söylüyorum. Gerçi bunu ben söylemiyorum. Araştırmış olduğum kaynaklar söylüyor. Yanlış bilgi olmasın. Hemen diğer bir oyuncağımıza geçelim. 16. Pavise mineralli kemirme taşı. 14. ve son oyuncağımız, bu videonun son oyuncağı, Benny Atomix kemirgen snack cracker. Hatta snack cracker de denebilir. Evet. Bu krakeri alarak eğer tavşanlarınız yine dişlerini törpüleyecektir. Bu yerlerde umarım resmini görüyorsunuzdur. Benim ilk resmini yapmış olduğum videoda resimler 1-2 dakika yana kaymıştı. Umarım bunda da aynı hata vermez. Benim söylemiş olduğum bu oyuncaklar arasında ilk tavşan aldığımda ben ne almıştım? Bir tane havuç. Böyle ipli olan havuçlardan almıştım. Benim tavşanlarım ilk bir ay boyunca hiç buna ilgi duymadılar. Ama sonra böyle bir 2-3 ay sonra tavşanlarım o ipli oyuncağı bayağı kemirdiler. Hiçbir şey bırakmadılar. Sadece böyle ip kalıntıları kaldı. Gerçekten de güzel kemirdiler. Pes etmeyin. Bu oyuncakların hepsini aldınız varsayalım. Bu arada araştırın nerede daha indirimliyse, size en uygun bütçenizde nerede varsa oradan alın. Düşünsenize bunların da hepsini alıyorsunuz. Tavşanınız bunlar dışında başka hiçbir şeye bakma gereği duymuyor. Ne kablo kemiriyor, ne duvar kemiriyor.
Hani boyuncaklar illa şart mı? Hayır, şart değil. Ağaç alabilirsiniz. En uygun tavşanların da çok sevdiği şeylerden olan ağaç alacaksınız. Bunu ikinci bir videoya taşıdım. Çünkü şu video çok uzun oldu. Bu, yani söylemiş olduğum en uygun şey ağaç. Ağaçlar bile yeterli olacaktır. Ben bu ağaçların faydalı, tavşanlara olan faydalarını falan hepsini açıklayacağım. Bu taşları, oyuncakları alabilirsiniz. Bu oyuncakların yanında mutlaka zaten ağaç bulundurmak zorundasınız. Bunu söyleyeyim ilk başta. Sadece oyuncak olarak hadi tavşanın dişlerini törpülesin diye bir şey yok. Ama sadece ağaç alırsanız bunların, bu oyuncakların varlığına hepsini almanıza gerek yok. Hani birkaç tane sevdiği oyuncak alabilirsiniz. Ama sadece bunları alırsanız kesinlikle ağaç bulundurmak zorundasınız. Ağaç alırsınız, bunlardan birkaç tanesini bulundursanız bile kafi olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım tavşanlarınız için faydalı bilgiler vermişimdir. Lütfen arkadaşlar, çok ihtiyacım var kanalıma destek için abone olmayı. Abone olmuyorsanız bile lütfen iyi kötü saygı çerçevesinde yorumlarınızı, hani 4 kelimelik de olsa bırakırsanız çok sevinirim. Hani siz şey yapmıyorsanız bile en azından ihtiyacı olan insanlara ulaşabilsin ve benim de gerçekten çok ihtiyacım var. Lütfen kanalıma destek için abone olun, beğenin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.